Selamlar herkese. Son dönemlerde alışkanlıklarımız değişmeye başladı ve bunlardan bir tanesi de elektrikli süpürgeler. Kablosuzu, şarjlısı, robotu derken birçok farklı seçenekleri bizlere sunuyor. Ve bunları sizlere tanıtmak için bugün MediaMarkt'tayız. Tabii ki süpürge deyip geçmeyin çünkü bir süpürge evin vazgeçilmezlerinden biridir. Bunları alırken filtresine, emiş gücüne, aparatlarına, ses seviyesine mutlaka dikkat edilerek alınması gerekiyor. Çünkü bu kriterler evinizde bu süpürgeleri kullanırken evinizde uzun yıllar kullanımınızı kolaylaştıracaktır. O zaman ilk önce şarjlı elektrikli süpürgelerden başlayalım. Bu süpürgeler minimum 2, maksimum 6 saate kadar şarj süresiyle çalışıyor. Şarjlı süpürgelerin en önemli özelliği de evi süpürenler bilecektir. Bir odaya takıyorsunuz, sonra diğer odaya yetişmiyor, sonra o odadan çekip o odaya tak falan derken bu birazcık sıkıntı oluyor. Ama şarjlı süpürgelerin en önemli özelliği ise bunları bir odadan bir odaya taşımadan tek seferde işlerinizi halledebiliyor olmanız. Şarjlı süpürgelerde birçok da fonksiyon bulunuyor. Bunlardan birkaçı böyle yeri süpürürken yerdeki tozları görebilmenizi sağlayan ışık sistemi. Bir başka özelliği ise kablolu süpürgelere nazaran daha esnek olması. Çünkü katlanabiliyor olması, daha az yer kaplıyor olması ve hafif olması büyük bir avantaj sağlıyor sizlere. Burada altısından tutun arzumuna kadar, tefalinden Xiaomi'sine kadar birçok seçenek mevcut. Ve bu seçenekleri buraya gelip gözlemleyip ihtiyaçlarınıza hangisi daha uygunsa bulabilirsiniz. Ama ben şarjlı süpürgeler istemiyorum diyorsunuz. Klasik süpürgeler sizin için daha uygunsa MediaMarkt'ta birçok model sizleri bekliyor. Bu süpürgeleri kullanırken aslında dikkat etmeniz gereken ya da seçerken, alırken, bakmanız gereken birkaç özelliklerden biri filtre sistemi. Mutlaka alırken HEPA filtre sistemine bakmanız da önemli, rica olur. Çünkü evinizde toza alerjisi olan ya da astım hastası olan kişiler varsa böyle seçenekleri göz önünde bulundurmanız oldukça da önemli. Bu makineleri alırken dikkat etmeniz gereken bir başka özellik ise bazıları suyu çekebiliyor, bazıları ise sadece toz alabiliyor. Eğer siz de suyu çeken makinelerden almak istiyorsanız yine uğrayacağınız tek yer MediaMarkt olmalı. Elimde şu an Bosch'un küçük bir aparatı var. Bunlardan da küçücük bahsedecek olursam son olarak, bir süpürge alıyorsanız en önemli şeylerden birisi de aparat. Şu an elimde bir aparat mevcut. Böyle küçük araları, koltukların arasını ya da ulaşamadığınız yerleri bu aparatlarla ulaşmanız mümkün. O yüzden bir makine alırken bakacağınız bir kriter de mutlaka aparatları olsun. Şu an sesim sizlere ulaşıyor mu bilmiyorum ama bir süpürge alırken dikkat etmeniz gereken bir başka özelliği ise mutlaka sesi olmalı. Başınız ağrımasın diyorsanız, daha sessiz ya da evinizde başka biri uyuyorken temizlik yapmak istiyorsanız mutlaka alırken bakacağınız bir başka kriter de ses seviyesi olmalı. Süpürge alırken bakacağınız bir başka özellik ise toz hazneli ya da toz filtreli olması. Eğer filtreli olursa kendiniz çıkarıp takmalı yapabilirsiniz ama toz hazneli ise bunun içini boşaltıp temizlemeniz gerekecek. Tabii ki hangisini seçeceğiniz sizin kararınıza kalmış. Bir başka süpürge çeşidine, robot süpürgeler. Bunlar artık yeni yeni gerçekten her evin vazgeçilmezi olmaya başladı. Uzaktan kontrol edebildiğiniz, Wi-Fi sistemiyle hareket edebilen birçok çeşidi ortaya çıkmaya başladı. Bu robot süpürgelerin en önemli özelliği, tabii ki bazıları daha bu özelliğe sahip değil, evinizin haritasını çıkarabiliyor olması. Evinizin haritasını çıkarabildiğinizde uzaktan kontrolle evinizin istediğiniz bölgesini temizlettirebilirsiniz. Bu robot süpürgelerin bazılarında mop denen bir özellik de var. Mop ne diyecek olursanız da bunun basit bir paspaslama işlemi olduğunu söyleyebiliriz. Yani robot süpürgeler evinizin en ince ayrıntısına kadar temizlerken paspas atmayı da sizin için unutmuyor. Robot süpürgelerin çalışma prensibi ise oldukça basit. Evinizin hangi bölgesini temizlemek istiyorsanız ona komutu veriyorsunuz ve daha sonrasında odanızı temizledikten sonra başladığı yere geri dönüyor. Böylece kendisini de şarj ünitesine bağlamış oluyor.
Robot süpürgelerin içinde çok farklı sensörler de bulunabiliyor. Bunları şöyle düşünürseniz, bir yere çarpar da bozulur mu falan, hiç dert etmeyin. Çünkü bir yere çarptığı an yönünü başka bir tarafa çevirip orayı temizlemeye devam ediyor. Bugün sizler için MediaMarkt'taydık. Robotundan şarjısına, kablosuna kadar süpürgeleri sizlere kısaca anlattık. Ama daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız en yakın MediaMarkt'a uğramayı mutlaka unutmayın.